Selim Akar sorarsa kaliteli sorar. Gerçekten kendi yaşamımda sivek bir adammışsın. Başarmak için çok zorlandın mı? Flörtöz biri misin? Hiç değilim ya. Hemen aşık olur musun? Para mı aşk mı? Paran varken aşk. Sen benim yerimde olsaydın sana ne sorardın? Pişman mısın diye. Yani bana git atıyorum diyecek ki git pilot bir çorap reklamında oyna. Ben de abi ne diyorsun oynamam tabii ki dediğimde benden 250 bin dolar. Oynar mısın oynamam mısın? Tabii ki oynamam. 2 milyona? Asla. 2 milyon. 20 milyon. 20 milyona da. Bence bu söyleşimi burada başlığı ne olur? Kalbimle aldığım her karardan pişmanım olur. Güzel bence. Bence de bu olur. 'Selim Akar sorarsa kaliteli sorar. O zaman başlayalım. Tabii buyur abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Doğu Sivek kimdir? Bu soruyu sormayacağım. Merak etme. Hayır. Hani senin o anlamdaki şeyini biliyorum. Hani herkesin sorduğu soruların bir sürü senin hakkında bir sürü araştırma yaptım. Süper. Ve baktım aslında kim olduğunu biliyorum. Doğu isminin neden verildiğini biliyorum. Neden Sivek olduğunu biliyorum. Aslında bununla alakalı tek şunu sormak isterim. Gerçekten kendi yaşamında Sivek bir adammışsın. Değilim. Yani anlamı bilerek seçtiğin bir şey mi? Yani şöyle, Doğu ismimin yanına Sivek koyalı birkaç sene oldu. O zamanlar işte yanında güzel duruyor diye koydum biraz da yani. Daha rahat, relax anlamına falan geliyor ama ben aslında hiç rahat insan değilim yani. Ya aslında baktım, röportajlarına da baktım. Biraz kapalı ve biraz da sıkılgan gözüküyorsun verdiğin cevaplarda. Hoşlanmadığın ortamı hemen terk eden birisin. Galiba. De öyle. Çünkü soruların hepsine baktım. Seninle ilgili yapılan röportajlarda dedim ki Google amcaya bir sorayım. Ne var? Kim? Başarından başka... Seninle alakalı insanların ulaşabileceği net bir şey yok çok aslında. Çok çıkmıyoruz bir de o yüzden galiba. Ama bazen de anlatmak gerekiyor. Çünkü bu bir kocaman bir hikaye. Kesinlikle. Ve şu an çok başarılısın. Matematiksel olarak başarın var. Spotify'a baktığımda milyonlar var. YouTube'a baktığımda milyonlar var. İnsanlar aslında biraz da bu milyonların izlediği adamı merak ediyor. Gerçekten ben Doğu ismini dayının koyduğunu biliyorum. Evet. İşte Sivek spotlaması seninle alakalı olduğunu biliyorum. Ama ben sormak istiyorum. Gerçek anlamda sen kimsin? Yani gerçek anlamda daha şöyle hayatta arkadaşlarıma çok inanılmaz fazla değer veririm. Yalnızlıktan çok korkarım. En korktuğum şey yalnızlık yani. O yüzden hiç yalnız kalamam. Evde yalnız kalmam. Hep yani 5-6 tane arkadaşım hep yanımda olur. İşte dışarı yalnız çıkmam. Hep 5-6 arkadaşım yanımda olur. Minimum 5 kişi yazıyorum zaten yani. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Bir de aslen nereli olduğunu hiç... Orduluyum aslen. İşte burada da bir parantez açalım. Çünkü şöyle bakıyor insanlar. İşte Doğu aslında Doğulu mu diye bakıyorlar. Orduluyum. Yani işte bu dayın tarafından verilen bir isim olduğu için onu da görsünler. Çünkü yani, bir sürü siteye girdiğimde şu nereli olduğu tam bilinmiyor diye bir parantez açtım. Onu da insanlar bilsinler istedim. Orduluyum ama yani Doğulu olsam da bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yani sesini Uzi'ye benzetiyorlar. Ben ya hiç benzetmedim. Ben de alaka bulamıyorum yani. Çok ben duyuyorum. Hiç benzetmedim. Bir röportajında da beğendiğin kişiler arasında Uzi'yi de eğlenceli olduğunu. Eğlenceli, evet seviyorum. Yani eğlenceli mi, başarılı mı? Hem başarılı hem eğlenceli. Yani. Çünkü eğlenceli dediğinde bazen yani şöyle amacına hizmet ediyor. Çünkü kulüp peynir yapıyor, işte deep house yapıyor vesaire. Ve bunların hepsi eğlence sektöründe vazgeçilmezler oluyor bir zaman sonra. O yüzden eğlendiriyor dedim yani. Yani şey olarak baktığında bazen şu da oluyor. Sende o yok. Çok inceledim çünkü. Sana birinin senin sesinin birine benzetilmesi hakaret gibi hissedebilirsin. Ama ben senin konuşmalarında ve yaptığın açıklamaların hepsinde bir denge görüyorum. Aşk hayatında dengeli misin? Yani bazı sınırlarım var. Kırmızı çizgilerim var.
onlar ihlal edilmediği sürece gayet saygılı, sevgili. Aile hayatında? Aile hayatımla da aynı şekilde. Yani uzun zamandır ailemle beraber yaşamıyorum ama bu şey demek değil, ailemden kopuk biri değilim yani. Durmadan telefonda vesaire, yanlarına ziyarete gittiğimde görüşüyoruz yani. Ya sahnedeki adam mı aslında çok dengede olmayan bir adam? O enerji içerisinde sahneye çıkan adam mı çok dengede olmayan, kural tanımayan bir adam? Çünkü hani gördüğümde fotoğraflarda, klipte veya sahnede seni izlediğimde aslında biraz daha kuralsız. Sahnedeki adama baktığımda da bu dengenin tamamen yerle bir olduğunu görüyorum. Evet. Çok bambaşka bir adam. Bu arada seksi de bir adam. Dövmeleri konuşulan bir adam. Gördüğüm adamla karşılaştığım adam arasında karakter olarak sahnedeki adamla şu an karşımda duran adam arasında fark var. Şimdi durum şu abi, günlük yaşantımda çok konuşmayı seven bir insan değilim yani. Ha, tıpkı Semih Cenk gibi. Evet, o da çok sevmez. O benden daha çok sevmiyor. Bir de biz mesela yeni insanlarla arkadaşlık kurmayı falan da çok sevmiyoruz yani. Bizim böyle bir durumumuz da var. Biz bir kere yani demek ki hayatımızda travmalar yaşamışız ve bunların sonucunda insanlar artık güvenememeye başlamışız. O yüzden yeni arkadaşlar, yeni çevreler çok edinemiyoruz yani. Yani biriyle tanışıyoruz, sonra enerjimiz uyuşmuyor. O yüzden biz de yeni birileriyle çok tanışmama kararı alıyoruz kendilerimize. Aslında en büyük başarı yalnızlıktan geçiyor. Yalnızlık derken kendi içindeki yalnızlıktan. Beş evet, kişiysen evet. O beş kişiyle devam ettiğin yalnızlık. Tabii tabii. Yani şöyle, günlük hayatımda daha durgun bir adamım. Ya, evimden çok dışarı çıkmam, gece hayatım yoktur yani. Bu tarz eylemlere çok katılmam. Ama sahneye çıktığımda bambaşka bir adam oluyorum, evet, çünkü yani o benim ya daha söyleyeyim yani, daha açık fırlama, daha fakir. Sahnedeki adama baktığımda daha hareketli, daha hareketli değil ya, daha böyle sahnedeki adamla şu anki adam da yakışıklı da kızların beğenebileceği tarzda bir adam ama eyvallah. Sahnedeki adamın enerjisi başka bir ağrı var ya sahnede. Bunun sebebi de şu olabilir mesela, 2012'den 2013'ten beri underground rap kültüründen geldiğim için, yani o zamanlarda underground partileri çok fazla çıkıyorduk. Yani ben 2018 yılına kadar düğün salonlarında falan sahneye çıktım durmadan. Kendi aramızda konserler düzenliyorduk. Yani sahneye biraz da oradan alışkanlığım var, çocukluktan gelme. O yüzden sahnede biraz daha rahatım, evim gibi. Evde nasıl rahatsan sahnede de öylesin. Düğün salonlarında çıktın. Tabii tabii. Kendi hayatına baktığında, şu an başarılı bir adamsın, başarılı bir sanatçısın. Sen nasıl kendini işaretliyorsan ve nasıl görmek istiyorsan, belki de başarılı bir rapçisin. Bana göre başarılı bir yıldızsın. Çünkü ben şuna bakıyorum işin sonunda. Senin Spotify verilerin, YouTube verilerin, bunlar Türkiye'deki bütün starların isteyebileceği veriler. Yani, baktım, çoğu starın isteyebileceği veriler. O yüzden bu da eşittir başarı. Başarmak için çok zorlandın mı? Yani benim kadar zorlanan kaç kişi vardır bilmiyorum abi. Biz çünkü en dibinden geldik bu işin ya. En dibinden, dedim ya sana, düğün salonlarında çıktık. Konsere çıkabilmek için bilet sattık. Hani para almasını geçtim müzik yaptığın için. Bilet satıp zorla çevreni, arkadaşlarına, annene, babana o parayı organizatöre verip sahne çıkıp iki şarkı söyleyebiliyorduk. Bunun için çabalıyorduk. Bu nerede oluyordu? Yani Ordu'da yaşadım bu durumu, Malatya'da yaşadım, Trabzon'da yaşadım. Türkiye'nin çok şehrinde sahne aldım, Ankara'da sahne aldım. Aslında tırnaklarında kan var diye. Tabii ki, tabii ki. Yani bu underground rap kültürünü gerçekten yaşayan bilir. Çok yokluk içinden geldik yani. Yoktu abi. Stüdyo yok. 150 TL'ye bir tane C1 mikrofon aldık. 10 tane arkadaş para biriktirip aldık yani. Ses kartı alacağız. Aylarca çalışıyoruz. Biri gidiyor düğün salonunda çalışıyor. İşte ben gidiyorum. Evimde kayıt alıyorum insanlara 25 liraya. Böyle zamanlardan geldiği için yani çok çabaladık. Ve hala bence çabamızın karşılığını almış değiliz. Peki o günlere gittiğinde, gözlerini kapattığında en çaresiz anın? Mikrofonumu satmak zorunda kalmıştım bir gün. Yani bir de ilk mikrofonumdu. Bayağı böyle... Neden satmak zorunda? Yani para lazımdı o ara. Çok drama oldu. O ara bir para lazımdı. Yani bir insan en değerli şeyini senin için, o mikrofonu almak için çok çaba harcamışsın. Evet. Neden satar? Yani biraz... Ya açık açık konuşuyor. Ya özel bir durum vardı o ara. Yani duygusal bir durum vardı o ara. O yüzden para lazımdı.
Ve sattım, satmaya çalıştım. Yani çok rahat sorabilirim değil mi? Yani duygusal tabii, durum, yani, kız arkadaşınla mı buluşacaktın? Başka bir şey mi? Sadece kız arkadaşımla buluşacak olduğum için satmadım yani. Yo, o ara gerçekten paramız yoktu yani artık. Yarın ertesi gün yemek yememiz lazımdı mesela arkadaş çevremizle beraber. Yani bizde mesela birinin 10 lirası varsa diğer 9 kişide para yoksa 10 lira herkese 1'er lira dağıtılır. Bizim yani bunu şöyle ertesi güne daha sağlıklı uyanabilmek adına. Kesinlikle yani artık paramız bitmişti. Adına. Yani işten çıkmıştı birileri o ara arkadaş çevremizde ve para durumumuz yoktu ve satmak zorunda kaldık. Allah'tan o ara bir yerden yani mikrofon artık üzüle üzüle satmaya kesin karar verdiğim anda işte Allah bir yerden bir para geldi bize, bir iş geldi. Sonra da mikrofonumuzu satmadık. Allah'tan duruyor. Hala evimde yani. İlk mikrofonu saklıyoruz. Duruyor. Evet. Satmadım. E peki o neydi yani? O şunu çok merak ediyorum. Seni de aslında sordum. Yok, satışla yani. Alakalı şeyi sormuyorum. Aslında insanın çok değer verdiği ve belki geleceğiyle alakalı ona ışık tutacak ve yürümesine yol atacak bir evet. şeye sahipsin. Evet. Ve senin orada bir umudun var. Ama burada da sen ve senin gibi dostluk yaptığın arkadaşların var. Aslında orada yaptığın şeyi ben takdir ediyorum. Geleceğini bir dönemde olsa erteleme riskine girip arkadaşlarınla birlikte karnını doyurma karşılığında bir riske girdin. Aynen öyle. Ama dediğin gibi işte bir şekilde Allah tarafından buna izin verilmedi ve başka bir kısmetin oldu. Aynen öyle. Yani daha fazla yani şunu insanların bilmesini istiyorum. İnsanlar şöyle bakıyorlar. Aa evet milyonlar tıklanıyor. Evet bir çocuk geldi. Şöyle oldu, sanki böyle oldu. Şey olduk sadece yani. Işınla buraya ışınlandın. Sanki sen biz geldin. Projeyiz gibi. Proje. Bir de şu oluyor. Acaba ne yapıyorlar? Bu milyon tıklanıyor ama ne yapıyor? Arkasında ne var? Genelde biri başardığında insanlar şunu söylüyor. Bırak ya onun arkasında şey var. Ya işte bizim para aklamadığımız mı kaldı? Bizim mafya olmadığımız mı kaldı? Bize neler diyorlar işte abi? İşte şununla ilgili. Diyor ki şey var klavyeden işte 100 milyon istiyorsan. O zaman insana ulaşan enerji ne olacak? Tabii ki. Bir insanlar senin şarkını bağıra bağıra söylüyorsa ve gördüklerinde sahne... Ya ben şuna inanan bir insan da değilim. Atıyorum 200 milyon oldu, 300 milyon oldu. Adam sahne yapıyor, kimse şarkısını söylemiyor. Orada diyorum ki bir şey var. Ama adam çıkıyor, sahneye şarkısını söyleyip birazdan diyorum ki demek ki bu doğru bir başarı diyor. Kesinlikle yani. Bak, benim 7 milyonluk şarkımı da mesela Ereğli'de Cenk'in sahnesine misafir olmuştum. Çocuk Değilim diye bir şarkım var. 8 milyon falan herhalde şu an. O şarkıyı da herkes ezbere söyledi. Orada 400 bin kişi civarı insan vardı. Çocuk Değilim de herkes ezbere söyledi. Pişman Değilim de herkes ezbere söyledi. Pişman Değilim 100 milyonu geçmiş yani ama... 8 milyonluk şarkıya da aynı reaksiyon alıyorsun. Çok garip yani. Tabii ama bu da senin aslında kendi doğrun. Tabii 100 milyon olması Semih Cenk'le birlikte evet, yaptığın evet. şarkı evet, olduğu evet. için bu. Belki oradaki o enerji de insanların hoşuna gitti. Evet, aslında Semih Cenk'i de buradan takdir ediyorum. Çünkü yeni ve başarılı insanları yanına alıp sonuçta onun şu an bir... Biz zaten yan yanaydık. Hep yan yanaydınız. Tabii. Yani EVA kurulduğundan beri yan yanaydık. Ha, ama yansıyan... Sadece mesela ben düğün salonlarında sahneye çıkarken Cenk de mekanlarda canlı müziğe çıkıyordu o ara yani. O farklı zamanlarda farklı yerlerde sürünüyorduk. Aslında başından beri arkadaştınız. Kesin. Ya EVA kurulduğundan beri yan yanaydık. Yani ikimiz de ünlü olmadan arkadaştık. Ha, şey gibi algılanıyor aslında. Proje, Semih sonrasında hayır, böyle. Biz yani çok eski. EVA'nın ilk zamanlarından beri varız. Bunu da insanlar bilsin ki. Çünkü hani şey gibi Semih Cenk şu an popüler. Evet evet. Ve listelerde, Spotify listelerinde de Türkiye'nin en büyük starlarından daha popüler. Kesinlikle. En büyüğü şu an. En büyüğü şu an. Ama buradaki... Şimdi seninle bir şey yaptığında bize yansıyan durumu aslında yeni tanıyor. Belki de destekliyor gibi ama aslında öyle olmadı. Yok biz mesela Cenk'le iki tane düetimiz var ve ikisine düet yapalım diye yapmadık yani. Onu da anlatırsan. Yani pişman değilimi ben yapmıştım bir kenara koymuştum nakaratı falan. Sonra Cenk oturduk falan filan dışarıya beste de veriyoruz. Dedim ki sen dedim bunu oku dışarıya verelim falan. O okudu, sonra ben de okudum, sonra işte bizim yapımcımız dinledi. Dedi ki bunu dedi kimseye vermeyelim, bunu biz çıkaralım, bu çok güzel olmuş. Böyle oldu yani. Orada aslında birinden faydalanmak tabii, tabii. Cenk bir verse yazdı orada ona. Ben kendi verse'imi yazdım. Zaten nakarat vardı ve çıktı ortaya yani.
aslında burada Semih Cenk'le yaptığın düetlerle veya Semih Cenk'le olan dostluğunda tam tersi de olabilirdi bu arada. Hani o da seninle, ilk sen daha çok patlayabilir. Ya biz bunlara hiç bakmıyoruz bu arada yani. Kim daha çok patlamış, kim daha... Yani Cenk ilk trend 1 olduğunda büyük ihtimal Cenk'ten önce ben story atmışımdır trend 1 oldu diye. Biz böyle i̇şte arkadaşız bu, yani. Bu Semih Cenk'le arkadaşlığın veya sizin sisteminiz içindeki arkadaşlığın hiçbirinde bir şey yok, faydalanma sistemi aynen, yok. Asla. O an ne istiyorsunuz aynen onu yapıyorsunuz. Öyle, asla. Yani. Ve o da güzel bir şey. Biraz ailenle ilgili konuşmak istiyorum. Nasıl bir ailen vardı? Ailende müzik yapmana karşı çıkan var mıydı? Daha ya tabii lise zamanlarımda müzik yapma aşkından dolayı hiç evden kaçtığın oldu mu? Bence var. Ya tabii çocukken yani, terk edip gidiyorduk. Yani seni anlamadıklarını mı düşünüyordun? Yok, annem sadece okuyup kesin bir meslek sahibi olmamı istiyordu, her Türk ailesi gibi yani. İşte müzikten para kazanılabileceğini işte bizim 200 jenerasyonumuza anlatmak biraz zor yani. Şimdiki nesile anlatabiliyorsun işte bu dijital sektörde hayatını idame ettirebileceğini, ama işte bu dijital zamanlara çok denk gelememiş jenerasyon, işte benim annem babam jenerasyonuna bu işten para kazanıp hayatını idame ettirebileceğini anlatmak biraz zaman alıyor. Yani somut olarak para kazandığını gördüğünde artık tamam diyor. Duruyorlar. Peki o anki psikolojine geldiğinde gerçekten evden belki arkadaşına gittin ama hani mesela ben X bir star tanıyorum. Gerçekten şu an Türkiye'nin en büyük starlarından biri. Gerçekten müzik aşkından dolayı sürekli kaçmış. Evden mi kaçmış? Evden kaçmış. Bir star bu. Yani ben evden kaçınca evden... sokakta kaldım birkaç kere. Kıştı, çok soğuktu. Mecbur eve döndüm yani. Bu evden kaçmayı da mecburen eve dönerek sonlandırdığım için böyle çok gereksiz delikanlılıklar yapmadım yani. Anladım. Ama evden tabii evde kalmadım. 16 yaşımdan beri zaten arkadaş çevremle hep bir olup bir yerlere stüdyolar açıyoruz. Kirası 300 TL, 200 TL depo tutuyoruz, bir şey tutuyoruz. Bir stüdyo yapıyoruz yani. 16 yaşımdan beri hep elimin altında bir stüdyo olduğu için, hep bunun için çabaladığım için yani evden çıkınca gidip stüdyomda kalıyorum yani her zaman. Şu an annen ve baban veya ailen, hı hı, o dakika sana inanmayan... Ya inanıyorlardı gibi. Ailen inanıyor olabilir ama belki arkadaşlarından biri var. Aile hep şöyledir. Bir şekliyle aslında istemiyor gibi gözükse de belki de bir umut vardır orada ya diye bakıyor. Ya onlar sadece kolunda bir altın bilezik olsun mantığındalar. Ne yani. Okulunu bitir. Abi. Yani bir şey olmamı spesifik olarak istemiyor. Sadece okulunu bitir ve bir şey ol yani. O zaman senin bu heyecanından veya bu yeteneğinin farkında olup küçümseyenler şu an sürekli arıyorlardır. Abi hatırladın mı biz şurada oturmuştuk? Bence aramadım. Abi hatırladın mı bu günleri? Cebimizde 5 kuruş yoktu vesaire durumunda veya onlarla karşılaştığında veya karşılaşmadığını düşün. Şu kameraya bakıp XXX olarak görelim onları. Ne söylemek istersin? Bu kadar. Yani aslında biraz da karakter okuyabilen biri olduğum için aslında kendi içinde eğlenceli bir adamsın. Aynen. Biraz da kapalı gözüküyorsun. O da şey yapmamak için. İşte yeni için. İnsanlara çok hızlı alışamadığımızı söyledim ya. Ama o da şeyle yani. Alakalı. Çünkü zarar gördüğün için. Yani bu benim elimde olan bir durum değil. Yani artık demek ki çok sıkıntılı insanlara denk gelmişiz ki ya kendimiz, beynimiz kendi kendine bir koruma mekanizmasını alıyor yani. Hiç kandırıldın mı? Şöyle kandırılma derken şöyle bir şey bulmak gerekiyor. Örnek veriyorum abi, ben hayallerimi ararken atladım İstanbul'a geldim. Tanımadığım birçok insanla tanıştım. Tabii ki bir sürü kandırılma ya ben yani. İstanbul'a gelmenin eşiğinden döndüm. Ben gitmedim. Çünkü dedim ki bana dedim bir sözleşme atın dedim önce yani bir göreyim mi? Göreyim. Bana diyor ki İstanbul'a gel, biz klibini çekerken sözleşmeyi konuşuruz. Ya kardeşim böyle bir saçmalık mı var? Yani at ki sözleşmeyi görelim. Ben de babama dedim ki bana dedim sözleşme atacaktı, atmıyor dedim ya. Yani. Tamam, o yüzden sen... Babam ondan sonra telefonla konuştu o malum arkadaşım. Adamla. Adamla neyse. Hanım da olabilir. Onunla telefonla konuştu. Ondan sonra işte şöyle böyle zorla dedik ki bize akşam sözleşme atmıyorsanız biz dedik yarın İstanbul'a gelmiyoruz yani. Bize bilet falan TC istiyor, bilet atayım alacağım sana diye. Ben dedik sözleşme yoksa almayın bize bir şey. Sonra bir sözleşme attılar bize. 250 bin dolar cayma bedeli koymuş benim sözleşmeme.
Altına da şöyle bir madde koymuş. İşte sanatçının hangi reklamda, hangi sinema filminde vesaire vesaire nerede çalışacağına sadece menajer söz hakkı sahibidir. Eğer sanatçı buna karşı gelirse cayma bedeli tahsis edilecektir. Sözleşmeyi direkt feshedebiliyor tek taraflı olarak. Yani bana git, atıyorum diyecek ki git külotlu çorap reklamında oyna. Ben de abi ne diyorsun oynamam tabii ki dediğimde benden 250 bin dolar... Oynar mısın oynamam mısın? Tabii ki oynamam. 2 milyona? Asla. 2 milyon. 20 milyon. 20 milyona da yani benden 250 bin dolar alabiliyor beni istediği yere ben gitmediğimde. Hiç fikrimin bir önemi yok yani abi. Aslında bunu bir kişiyle genelleme değil de İstanbul piyasasındaki profesyonellerin çalışma şartları sana uymamış olabilir. Çünkü sen kendin olmak için... Ama şimdi farklı şirketlerle çalışan arkadaşlarım vardı o dönemde. Ve onların sözleşmelerinde böyle şeyler yoktu yani. Benim aslında söylediğim bu tamamen büyük taraf değil de hani büyük prodüksiyon şirketleri olarak değil. Daha 16-17 kaç yaşındasın şu an? Şu an 25 yaşındayım. 16-17 18 yaşındayken hani şu olur ya, ararsın birini, biri arar, heyecanlanırsın. Lan bu da fos çıktı. Ya yani şöyle bir oyuncuyu 50 tane audition'a gönderiyor. İşte zaten beni o kişi aradığında biz çok heyecanlandık en başta. Yani ben dedi böyle kendine bir tanıttı. Ben tanımıyordum. Aileme sordum. Ailem tanıyor yani. Yaşlı bir adam olduğu için. Ailem tanıyor. Ailem de yani bilmiyor nasıl bir kötü bir insan olduğunu. Sadece magazinde görmüşler zamanında. Bu kadar yani. Peki hiç aldatıldı mı? Evet. Ama küçüktüm ya. Bir kere aldatıldım da 17 yaşımda falan. Nasıl? Ne hissettin? Çok kötü hissettim. Mesela yani bu hikaye... Saldırgan birine dönüştüm o zamanlar. Yapmak istemediğim şeyler yaptım. Aldatılınca o sinirle. Ama... Değer miymiş? Asla değmezmiş yani. Keşke tamamen engelleyip hiç bakmasaydım bile yani. Yani nasıl karşına mı çıktı, yakalandı? En yakın arkadaşı ispiyonladı onu bana. Ha belki o en yakın arkadaşı senden hoşlanmıştır. Zaten öyleymiş. Ondan sonra da bana yazdı. Çünkü bu hikayeyi çok böyle gördüm. Bunu itiraf edip o da beni engelledi ondan sonra. Ha o da seni tabii engelledi. Tabii. Sen peki hiç arkadaş, sevgilinin arkadaşından hoşlandığın oldu mu? Hiç olmadı ya. Peki gerçekten bu örneğin dışında bir sevgilinin başka kız arkadaşı senden hoşlandığı oldu mu? Bildiğim kadarıyla o da olmadı yani. Bir kere böyle bir absürt bir ilişkinin içinde bulundum, o da öyle yani 17 yaşımda falan. Ne çok mu kırıldın neyse? Çok kırıldım yani 17 yaşında. İnsanın 17 yaş aşkı önemlidir derler yani. Çünkü ilk aşkımdı, çocuktum, aptaldım biraz. İnanıyordum dediklerine. Bir de o zamanlar maddi durumum da çok iyi olmamasına rağmen hep onun için bir yerlerde bir şeyler çabalayıp para biriktirip onun hafta sonu buluşacağım günü bekliyordum yani. Onu harcayacağım. Beraber bir şeyler yapalım. O yüzden... Sonrasında hiç ulaştı mı sana? Ha ha. Çok. Sence neden? Yani neden acaba? Yani insanlar bence yaptıkları hatalardan bir zaman sonra vicdan azabı çekip dönüyorlar. Ben her aldatan kişinin bir gün geri döneceğine eminim yani. Ama bence burada bir... Benim tecrübelerime dayanarak burada bir parantez açayım. Sen eğer yine oradaki o çocuk olsaydın... Büyük ihtimal yazmazdı. Yazmazdı. Çünkü popülerite, başarıyla birlikte bir popülerite geliyor. İnsanlar bazen elindekinin değerini... Bu arada ben böyle tam işte 100 milyonlar falan izlenmeden önce de birkaç kere ulaşmaya çalıştı da yani. Ama o hissetmiştir bu bir şey belki olacak. Belki de yani. Zaten kötü bir insan olduğu için her şeyi bekleyebilirim ondan yani. En mutlu olduğun aşkın kaç yaşındaydı? Yani özel hayatım hakkında konuşmaktan çok İlk öğretilen bu muydu sana? Ne konuda? Hani ailem tarafı. Starlar diyor ya özel hayatım hakkında. Hayır ya bunun, ben bu arada hiç bize böyle arka planda siz starsınız, sizin şöyle davranmanız gerekiyor falan. Yok zaten. Kimse demiyor ya. Bu arada yapım şirketini biliyorum, tanıyorum. Hı-hı. O da öyle biri değil. Ya biz böyle çok... kendi arkadaş çevremiz gibi arada müzik yapıyoruz, şarkı orada patlıyor. Biz orada devam ediyoruz eğlenmeye falan gibi bir durum var yani. Ha, o yüzden peki hayatın boyunca en mutlu olduğun an? Hayatım boyunca en mutlu olduğum an ilk kez para alarak konsere gittiğim an. Para vermeden alarak konsere gittiğim gün. O gün Azar abimiz de çok duygulanmıştı. Hatta ağlamıştık biraz yani. Hmm. Bizim için gurur vericiydi.
sonrasında kendiliğinden açıldı. Kaç para kazanmıştın ilk konserinde? 2000 TL. 2000 TL. Aynen. Ve bana bak şimdi YouTube'dakiler diyecek, Selim abi niye böyle hareket ediyorsun? Ben de ikizler burcuyum. Biraz hiperaktifim. Bende de var. Var mı? Hiperaktif bozukluğu, dikkat bozukluğu. Flörtöz biri misin? Hiç değilim ya. Hemen aşık olur musun? Hemen aşık da anlam, flörtöz de değilim. Yani ilişki konularında biraz duvar var. Karşı cinsten beklentim. Karşı cinsten beklentim yalan konuşmaması birincisi. Yani asla hayatta tahammül edemediğim bir şey, yalan. İkincisi saygılı olması, yani saygıdan kastım çok dakiktirim, her yere saatinde gelirim, buraya da saatinde geldiğim gibi. Bekletilmeyi hiç sevmiyorum. Yani bir yere giderken bekletilmekten hiç hoşlanmıyorum. Yalan konuşmasın, herkese pas vermesin, o kadar. Bir gece ilk ilişki mi, uzun vadeli ilişki mi? Ya abi hiç gecelik ilişki falan yokum yani. Şu an yoksun. Hayır, genel olarak hayatımda genel... yokum yani. Tabii. Yani yaşına... tabii 18-19 yaşlarımda bir iki sene koptuğum dönemler olmuştur ama... Ertesi gün tanımadım. 20'li yaşlarımdan sonra artık. Aa, mesela çoğunda da atıyorum bir kulübe gittin, buldun birini. Kulübe gecelik... gitmiyorum ki. Ha, geliyor. Nereden geliyor bilmiyorum ama oldum buldum, gecelik ilişki yaşadın. Ertesi gün kaçmak mı istiyorsun? Nasıl kurtuluyorsun? Yaşamadım yani, kulübe gitmiyorum. Böyle kulübe bir ilişki değil. Yaşamadım. Hayır. Dediğin gibi. 20'li yaşlardan önce hiç tek gecelik ilişkin oldu mu? Elbette, tabii ki. Nasıl hemen tek gece olduğunu, nasıl kaçıyorsun? O da biliyordu yani. Tek gece olduğunu. Ha, o yüzden. Yalan konuşmadım yani, ona bir umut vermedim. O da onun farkındaydı, ben de onun farkındaydım. İki genç takıldık yani. O kadar. Karşı cinsten beklentini tekrar... Herkese pas veren kız Barcelona'da oynasın abi. Sevmiyorsun. Aynen öyle. Para mı aşk mı? Paran varken aşk. Desem oluyor mu böyle? Olabiliyor ama orada çok şey olmadı ya. Hani ne bileyim, ya parasız abi, aşk olmuyor mu? Yani oluyor, evet, elbette oluyor ama bir zaman sonra artık problemler baş göstermeye başlar abi. Yani nereye kadar parasız bir kadınla mutlu olabilirsin ki? Bir zaman sonra senden en basit bir yüzük bekleyecek veya en basit bir şey yemeğe götürüp beni bekleyecek ve paran yoksa bunların hiçbirini yapamazsın o yüzden. Paran olmadığı için... Parasız erkeği bir tek annesi sever abi. Ne? Parasız adamın bir tek annesi sever abi. O yüzden. O da annesi oluyor. Aynen öyle. Peki işte paranın bu anlamda güç olduğunu mu düşünüyorsun? Kesinlikle. Yani para hayatta güç demek benim için zaten. Yani. Ama aslında parasız olduğun için seni seven gerçek sevgi değil mi? Yani evet, bir yere kadar ama. Yani işte bir yıl sürer, iki yıl sürer, üçüncü yılda artık o da uyanır, maymun gözünü açar ve o ilişki biter abi. Ben bunları yaşadım yani, bu böyle peki, oldu. Peki gerçekten paran yetmeyeceğini düşündüğün bir date'in oldu mu? O zaman ne yaptın mesela? İşte yemedim. Ben tokum dedim, sen ye dedim. Ona yemek ısmarladım, ben yemedim. Sonrasında? Sonra hesabı ödedim, çıktım oradan. Hiçbir kıza hesap ödettin mi? Yani çok hatırlamıyorum ama ödetmemişimdir. Bu arada ben kız hesap ödeyemez modunda değilim asla. Parası var. Hayatın müşterek olduğunu düşünüyorum abi. Ama ben ödersem daha mutlu olurum. Öyle bir. Babadan böyle gördük yani. Aterkil bir çocuksun herhalde biraz. Yani illa ben ödeyeceğim diye feminen damarları kabardıysa ederim yani. Ne diyeyim ama ki? Ama şey gibi hani bana biraz aterkil bir adam geliyorsun ben aslında. Ben mi? Aslında evet. Hiç değilim ya. Yani. Ama yok yok, içinde var böyle bir böyle. Yani şey şöyle var. Ben ödersem daha mutlu olurum. Yani en azından ona karşı kendimi borçlu hissetmem. Birine karşı kendimi borçlu hissetmeyi sevmiyorum yani. Tek sebebi bu. Arkadaşlarımla için aynısı geçerli. Bir arkadaşıma da hesap ödetmemeye çalışırım yani. Ben ödemeye çalışırım. Yani o günden bugüne kadar yanında olan dostlarının isimlerini söylemek ister misin? Bu çok önemli. Söyleyeyim abi, çok dostum çünkü var. Çünkü şu anlamda çok önemlidir. Onların böyle bir beklentisi yoktur. Hı-hı. Belki hiçbir zaman da teşekkür etme fırsatın da olmamıştır onlara. Ben onlara her fırsatta teşekkür ederim. Ediyorsun ama herkesin önünde de hani yokluğunda da varlığında da yanında olan 5 önemli isim. Yokluğunda varlığında da bir Emirhan hep yanımda yani. Kimliğimin nerede olduğunu ben bilmem, Emirhan bilir, o kadar yanımda. 2 Cenk, Kerim Aras, Mars, Ahmet,
ekleyebileceğin varsa ayıp olur diye ekle yani. Çok fazla çok var. Fazla yani var. Can, Mert, Mahmut. Hepimiz yani biz ev ailesi zaten 20 kişi falanız ve bunun bir de ekstrasında benim özel hayatımdan, önceki hayatımdan devam eden arkadaşlıklarım da var. Yani 20 tane insan sayabilirim şu an burada. Benim arkadaşlarımın tamamı eski arkadaşlarım zaten. Hayatımda çok böyle 10 tane falandır yeni arkadaşım. Evliliğe nasıl bakıyorsun? Yani şu yaşlarımda hiç sıcak bakmıyorum açıkçası. Yani bilmiyorum, şu an bir evlilik yürütebilecek, sorumluluğu alabilecek kadar büyük hissetmiyorum kendimi. Eskiden mesela babam benim yaşımdayken ben varmışım. Ama işte kendimi bir baba olacak kadar veya bir ev geçindirecek sorumlulukta hissetmiyorum. Maddi gücüm buna el veriyor mu? Evet, el veriyor ama bu bir sorumluluk ya, aynı zamanda güçten ziyade. Bir sırtına alman gereken bir sorumluluk. Kaç kişinin sorumluluğu, evin sorumluluğu, dolabın sorumluluğu, mutfağın sorumluluğu, faturanın sorumluluğu. Kendimi bu kadar büyük hissetmiyorum abi. Peki... Bu çok bilmiyorum ailevi durumunu ama kaç kardeşsiniz? İki kardeşim. İki kardeşsiniz ve ilk kazandığın parayla ne yaptın? En çok kazandığın parayla. Hatırlamıyorum ki abi, yani çok önem vermem hayatımdaki ilklere. Ama mesela... Hafızamdan silmişim yani, kim bilir ne yaptım. Belki anneni mutlu edecek bir şey yapmışsın. Yani şöyle, anneme babama zaten ara ara hiç alakasız zamanlarda hediye alır giderim yani. İlk paramı kazandım, anneme perde alayım, ev alayım gibilerden değilim yani. İlklerim benim için böyle yok. Ben biraz daha mantığımla hareket ediyorum. O ilk para büyük ihtimal bana farklı bir durumda çok lazımdı. Orada kullandım yani. Para senin için ne ifade ediyor? Benim için sadece araç, bu kadar. Yani hayatımı sürdürebilmem için, bazı şeylere sahip olabilmem için gerekli bu kadar. Yakışıklı hissediyor musun kendini? Hayır. Çok beğenmiyorum. 20'ye yakın dövmen var. Evet. Çoğunu zaten görüyoruz. Gizli yerlerinde dövmelerin var mı? Yok, sadece şuralarımda bir dövmem var. Başka da görünmüyor. Yani. Herkes göremiyor tabii ki. Tabii tabii. Şu box hizamda bir dövmem var. Ne dövmesi? Söylemek istemiyorum. Dövmesi oldu. Tabanca. Yok yok abi, öyle şeyler yapıyorum. Yazı var burada. Anladım. Şimdi bir sürü caps'ler falan. Ne var acaba? Acaba ne var acaba? Fil falan koyuyorlar ya. Sen benim yerimde olsaydın sana ne sorardın? Pişman mısın diye sorarım. Neyle? Şarkı var ya, pişman değilim. O zaman pişman mısın? Yani bilmiyorum. Kalbimle aldıysa o kararı, ondan pişman oluyorum. Hep oluyorum yani. Lanet olsun ki kalbimle neye karar verdiysem hep... Ama bazen de kalp doğruyu işaret ediyor. İşte ben daha yaşamadım, bilmiyorum. Bundan sonraki hedeflerin ne? Bundan sonraki hedeflerim, yani yaptığım müziğin üstüne her şarkıda biraz daha koyup kafamla belirlediğim noktaya ulaşınca hayal ettiğim ülkede yaşamak. Nerede yaşamak? Ya Kaliforniya'da yaşamayı çok istiyorum. Amerika'da yaşamak istiyorum. Amerika'da yaşamak istiyorsun. Yani hiç o Kaliforniya dışına... rüyası benim için. Durmadan YouTube'da Kaliforniya falan izliyoruz. Ama zaten enerji öyle çalışıyor biliyorsun. Yani çok seviyoruz, bilmiyorum. Orada yaşamak istiyoruz bütün arkadaş çevremle beraber. Seni beğendiğini söyleyen kadın mı, kaçan kadın mı hoşuna giden? Yani her erkeğin bence kaçan kadının hoşuna gider. Hazır... Kovalar mısın belli bir noktaya kadar? Kovalamam gerekiyorsa çok iyi kovalarım. Yani... Sarışın mı, esmer mi? Esmer. Yalan söyle. Vallahi esmer. Gerçekten esmer bu arada. Çapkın mısın? Bir kadını beğendiğine gidip sence çap çapkın diye. Mıyım abi? Eğer beğenirsen... Çapkınsın. Eğer beğenmezsen, soru işareti varsa çapkın yani, değilsin. Yani hayatım boyunca gidip bir kızla yüz yüze hiç tanışmadım. Biraz utanırım o konularda yani. Yanına gideyim de konuşayım. Ama gecelik götürüyorsun. Onu... Ya ama işte o zaman 18 lisedeydim yani. Aynen öyle abi o zamanlar. Ama o zamanlar da sosyal medyadan konuşuyordum hep. Peki yani. Peki nasıl? Ya hayatın boyunca sen konuşmadın. Karşı taraftan mı hep yani? Yok, sosyal medyadan yürüdüm. Ne yapıyorsun? Ekledim. Sana DM'den yürüyebilir mi insanlar? Her mesaja cevap veriyor musun? Yok. Yani DM'e girmiyorum bile doğru düzgün. Instagram, o gelen mesajlara bakmıyorsun. Yani çok arada bir şey mesela... İnandırıcı buluyor musun oradan gelen mesajları ve gerçekçi buluyor musun? Çok gerçekçi bulduğum için girmiyorum zaten. Moralim bozuluyor yani. Bazen
En kötü yorumlar seni... Yani şöyle, 100 tane iyi mesaj okuyorum, bir tane kötü bir şey okuyorum, o yüzüne bedel oluyor benim için. Direkt modum düşüyor yani, o yüzden çok girmemeye karar verdim. Ben 17 yıldır bu işi yapıyorum. Aslında artılar ve eksiler aslında senin varoluş sebebin. Evet. İnsanlar sana ulaşmak için hep negatif konuşacaklar ki negatiften sana daha kolay ulaşırlar. Büyük ihtimalle. Çünkü pozitifi sen çok fazla şey yapmıyorsun. Pozitif herkes gibi düşünüyor. Herkes gibi düşünmeyen, vurmaya çalışanın fikrini değiştirme tarafında aslında bardağın... Ama işte onlara da cevap vermiyorum. Çünkü o insan için bana atıyorum, şarkı neden çıkmıyor, kodumun çocuğu şöyle bir şeyler, böyle bir şeyler. Bu kadar söylemiş bana yani. Tek soru şarkı neden çıkmıyor. Peşin altında ne annem kalmış, ne bacım kalmış. Ne yapmak istiyorsun o zaman? Bir şey yapmak istemiyorum. Bu adama ne anlatabilirsin ki abi yani? Bu adamı alsam buraya oturtursam bugün oğlum bana niye küfür ettin desem abi şakasına dedim diyecek. Veya yani, da konserine gelse hayran gibi alkışlayacak yani seni. Yani ne diyebilirim ki bu adama? Sahnede yapabileceğin en büyük çılgınlık ne? Sahnede yapabileceğim en büyük çılgınlık. Yani bir örnek verebilirsen şu şunu yaptı gibi. Tarkan zamanında Boxer'la çıktı. Ya hiç zannetmiyorum abi. Abi Tarkan'a nereden çıktık? Benim jenerasyonda Tarkan olduğu için. Yok yani Boxer'lı tabii ki de sahneye çıkmak istemem ya. Çıkan da çıksın bana ne. 6ix9ine çıkıyor. Tarkan niye çıkmasın yani. Kaliforniya'ya gelince oradaki hayalin şu an çiz desem nasıl bir hayal? GTA 5 oynadın mı abi? Yok hayır. İşte GTA 5 işte. Yeni bir jenerasyon. GTA 5 Kaliforniya'da geçiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden o sokaklar falan çok hoşuma gidiyor. Ben evde boş zamanımda durmadan otururum. Bir Kaliforniya sokaklarında GTA 5'te tur atarım yani. Ama orada işte, yaşamak istiyorum sahil kıyılarında. Bu aslında söylediğin şey enerji. Evrenden enerji olarak ne düşünüyorsan o sana geliyor. Ben senin 5 yıl veya 3 yıl içinde Kaliforniya'da yaşayacağını düşünüyorum. Ama Selim abi söyledi dersin ben çünkü ama yaşayabiliyorum. Ama mesela arkadaşlarım gelmiyorsa arkadaşların da gelecek ama biraz oradaki çaban da buradaki ilk başladığın çabaların gibi olacak. İlk etapta böyle büyük bir evet, çok zor veya gitmeyeceksin ama başarabilecek enerjin var. Aslında starlığın da kendi içinde sakladığın o utangaç tavrının arkasındaki fırlamalık. Onu da herkese göstermiyorsun. Biraz insanları tanımak istiyorsun. Aynen öyle. Halen fil dövmene takılanlar olmuş olabilir şu fil an burada. Fil dövmem yok. Yok. Sence bu söyleşinin, bu röportajın başlığı ne olur? Kalbimle aldığım her karardan pişmanım olur. Güzel bence. Bence de bu olur. Bence o olur. Tamam sen çünkü... nasıl istiyorsan. İlk defa yaptım bu hareketi. Allah Allah. Evet size uyuyayım diye. Normalde seni bence de bozduk bak, o zaman. Ne? Beni de bozduk. Aleyna Tilki. Evet. Aleyna Tilki senden önce çıkmış. Tabii ister, tabii. Seneler önce. Ve belki de onun çıktığı dönemde işte büyük puntolarla işte Aleyna Tilki şunu yaptı. Aleyna'nın olduğunda ben düğün salonunda falan çıkıyordum. Aynen. Aklına gelir miydi bir gün düet yapacağın? Yani şöyle... Ben de ünlü olacağım, Aleyna'da düet yapacağım tabii ki aklıma gelirdi ama ben o zamanlar sadece rap odaklı müzik yapıyordum yani. Sadece bir rapçiydim. O yüzden bir popçuyla düet yapma fikri bize zaten tersti o yaşlarda. Ama onu o pop rap olarak değil de çaresizlikler içerisinde kendi markasını oluşturmaya çalışan biri. Hı hı. Aleyna rekorlar kırdı puntolarıyla. Türkiye'nin en büyük yıldızı puntolarının atıldığı zaman. Çok uzak bir hayal gibi gözükse de şimdi yakınında olduğum bir durum. bu sana bir başarmışlık mı veriyor? Yani ben evet Aleyna Tilki ile bir şey yaptım. Aleyna Tilki çıktığında ben düğün salonlarında şarkı söylüyordum. Ve belki de düğün salonu sonrası paranı... Düğün salonlarında saz çalıp şarkı söylemiyorduk. Düğün salonlarını kiralayıp orada rap konserleri yapıyorduk. O kadar anladım. Bunun altını çizeyim belki böyle anlayamam. Selim abi sen öyle anlatabilirsin belli olmaz. Düğün salonlarında rap konserleri tabii de 500 yapıp... TL'ydi o zaman düğün salonunun kirası atıyorum. Aynı orayı kiralıyorlardı de... 3 saat, 4 saat. Orada sahneye çıkıp... Ya bizim dönemimizde de okullarda işte çay partileri oluyordu. Gibi, onun gibi, gibi bir şey aslında. Yani, aynen öyle. Yani bu o zamanlar düşündüğün bir hayal miydi? Çünkü enerjiyle yaşayan birisin. Düşündüğünü direkt yani kendine... Yani şöyle, biriyle düet yapmayı hayal etmiyordum. Sadece ünlü olmayı hayal ediyordum ve insanların beni sevmesini hayal ediyordum. Ya biriyle düet hayalim olmadı. Oldu desem yalan olur ama Aleyna ile düet
yaptığımda, zaten yeni yaptık. Evet. Artık mesela Aliyena klasmanında çok sanatçıya zaten beste vermiştim yani. Anladım. Aslında... Yani ben eskiden sadece bir rapçiydim işin özü abi. Şimdi biraz daha... Şimdi müzisyen oldum artık bir 200 senelik bantla. Çünkü artık besteler yapıp insanlara da, selebriti sanatçılara da vermeye başladım. Aslında rapin şöyle, yanı sıra. Şöyle bir şey, Aleyna'nın sistemin içerisindeki yeri belli. Kesinlikle. Aleyna'nın gelip seninle derken sen başarılı olduğun için hı-hı. yapıyor. Bunu ilk duyduğunda o dakika ne hissettin? Yani düşündük kafa, projede nasıl olur acaba dedik. Çünkü şarkı belliydi. Bir kadın vokal arıyorduk. Aleyna fikri geldi. Bir düşündük acaba nasıl olur falan. Bir gelsin deneyelim oldu. Aleyna geldi sağ olsun hemen. İki gün içinde geldi yani. Müziğinde biraz egolusun sanırım yaptığın müzikte. Hiç değilim. O kendime çok değil. Acımasızım müzik konusunda. Hayır hayır şey. Kendine değer verme konusunda bir bencilliğim var aslında. Yani birileriyle karşılaştırma tarafına girdiğimde kendi ya değerini bilen birisin aslında. Yani. İşte çünkü benimle mesela sevmeyeceğinki karşılaştıramazsınız. Çünkü birincisi biz dostuz. İkincisi biz Cenk'le aynı müziği yapmıyoruz ki yani. Ben rock sound'larda işler yapıyorum bu aralar. Synthwave'ler yapıyorum. Cenk daha old school işler seviyor. Zaten farklı şeyler yapıyoruz. O yüzden beni Cenk'le kıyaslamak veya beni Uzi ile kıyaslamak, atıyorum beni Aleyna Tilki ile kıyaslamak zaten mantıklı değil yani. Bu yüzden... Aleyna birlikteliğinden, müzikal birlikteliğinden ne çıkar? Çok iyi bir şey çıktı yani. Biz dinliyoruz. Buradan ne zaman çıkacak? Ya tarihini tam veremiyorum çünkü bazı kontaklarımızdan haber bekliyoruz anladım. Klip için. Yani klibin tarihi belirlendiği gün çıkış tarihini de paylaşacağım. Peki... baktığında Aleyna'yı ekranda gördüğünde veya daha önceden bir fikrin de olmayabilir. Yüz yüze gördüğündeki fikrinde değişiklik oldu mu? Hiç olmadı. Ya hatta ben mesela daha samimiyetsiz bir kız beklerken çok iyi anlaştık. Biz o akşam bir iş daha yaptık Aleyna'yla. Öyle yani. Bir düetimiz vardı, bir tane daha yaptık falan. Kafamız çok uyuştu. Biraz önce sormuştum esmer mi, sarışın mı diye. Cevabını vermiştin aslında. Aleyna tipindeki kızlar, tipolojisindeki kızlar ilgini çeker mi? Yani Aleyna'yı bir tarafa koyup sarışın, benim boylarımda bir kızdan bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Yani esmer daha tercihim. Tercihim. Ama mesela şöyle bir durum var, hayatımda çok fazla sarışın sevgilim de oldu yani eskiden. Şansım hep sarışınlar denk geliyordu. Kafam sarışınlarla uyuştu, sarışın denk geldi yani. O asla sarışın diye de şey yapmadım ya. Stil konusunda asla giymem diyeceğim bir şey olabilir mi? Ya etek giymem abi. Herhangi bir sebeple. İskoçya'ya gitsem bile giymem diye düşünüyorum. çorap reklamında oynamazsın. Etek giymezsin. Yani şöyle. Çok inanılmaz abartılı şeyleri sevmiyorum. İşte bu kadar pantolonlar, işte bu kadar tişörtler falan. Bir tane bot çıkmış gördün mü? Gördüm, kırmızı gördüm Super ya, Mario botu öyle. Gibi yani. Ben giymem onu. Alışverişle aran nasıl? Marka tutkun güzel. Var mı? Marka tutkum yok. Sadece Nike'dan alışveriş yapmayı seviyorum. Marka tutkunluğunu bilmiyorum ama Nike'a giderim yani. Şey seviyorsun biraz. G-Shock seviyorum. Off-White. Takı biraz seviyorum. O kadar yani. Sahnede aynı. Sahne hayatında giydiklerinle normal hayatta giydiklerin farklı mı? Özel bir hazırlığı yani oluyor şöyle mu? Her sahneye gitmeden bir alışveriş yaparım sahne için özellikle. Sonra orada sahnede giyerim canım isterse sonra günlükte de kullanıyorum. Yaptığın müziğin en iyisi misin? Benim yaptığım müzikten mesela şu an kenarda 20 taneye yakın demom var. Bir albümlük demom var neredeyse ve bu tarzda şu an Türkiye'de yapan kimse yok. O yüzden tek ben olduğum için galiba en iyisiyim. Maşallah desem sana. Onları katmıyorum. Şu an biraz evrildiğim müzik tarzından bahsediyorum. Yok maşallah desem. Evet. O günkü adamla müziğe bakış açısıyla bugünkü adam arasında ne fark var? O zamanki adam rapçiydi. Şu anki adam müzisyen bir kere. Yani ben maşallah yaptığımda bizim bir mantalitemiz vardı. Bizim tek derdimiz insanlara bir şekilde kendimizi duyurup kabul ettirip sonra istediğimiz müziği yapmaktı.
Aslında o bizim zaman, asıl planımız buydu yani. Yani TikTok'ta patlayan bir şarkı yaptığın için pişman mısın? Yok değilim çünkü onu yapmasaydım şu an bunları yapamıyordum. Bu müzikleri çünkü yapamıyordum. İki adam olduğunu düşün. Orada evet evet. Ama işte dediğim gibi her şey bir plana uygun ilerledi gibi oldu. Çünkü biz maşallah yaptık. Evet ben maşallah müzikal bir değeri olduğunu düşünmüyorum kendi şarkım olmasına rağmen. Maşallah ticari bir hamleydi benim için. Biz maşallah yaptık. TikTok'ta patladı, rekor kırdı, bir şey oldu. 2 milyon video çekmişler şarkıya. Bu olmasaydı ben bundan sonra istediğim müziği yapamayacaktım yani. Bize her zaman dedi ki bizim Hazar abimiz, yani dedi insanlara kendinizi kabul ettirene kadar beni dinleyin, insanlar sizi kabul edince kendinizi dinleyin. Biz de o yüzden insanlara kendimizi kabul ettirene kadar piyasada ne tutuyordu o zaman, maşallah gibi TikTok şarkıları tutuyordu. Uzi'nin Kerbanı tuttu, benim maşallah tuttu, bunun gibi onlarca şarkı tuttu. Aslında oradaki şifreleri çözmüş bir adamsın. Çok kolaydı zaten bunları yapmak. Biz de kolay yoldan insanlara kendimizi duyurmamız gerekiyordu ve o yüzden maşallah yaptım yani. Estetiğe bakış açın nedir? Burnunda var. Kaşlarını alıyor musun? Yani berberim düzeltiyor, berberim o kadar. Berberim düzeltiyor. Abi ne biçim sorular? Estetik, ben yaptırdım. Estetik var mı? Burnumda var. Hiç belli değil bu arada. Allah Allah. Gerçekten belli. Bir de yeni yaptırdım yani, biraz şiş hala. Neyse, onu da öğrenmiş oldum. Parayı bulunca ilk burun yaptırıldı. Parayı bulunca ilk burun yaptırdım mı? Yok, bir dördüncü, beşincisi aşamasında yaptırdım. Ya, parayı çok kazanmaya başladığında o zamanlar kendine söz verip yaptığın ne oldu? Mesela kendimle alakalı, çocukken hep dalgayla karışık derdim ki biz mesela midyeye verdiğimiz paraya çok üzülüyorduk, acıyorduk yani. Midye neden 5 lira abi? Midye sonuçta. Sinirleniyorduk yani midyeye para verirken. Diyordum ki her zaman ulan bir gün zengin olayım, bu midyeyi saymadan yiyeceğim falan diyordum. İlk böyle para gelince gittim saymadan midye yedim. Bu da güzel bir şey ya. Ya tabii ya, bu ufak bir örnek tabii ki. O zaman da istediğim kadar midye yiyebilirdim tabii ki ama sinirimi bozuyordu ona verdiğim para yani. Ya ben işi olan insanları çok kolay fark edebilen bir tarzım var. Ben senin yolunun çok açık olduğuna eminim. İnşallah. En büyük bunun sebebinin de kalbin olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar kalbinle duygusal hayatta verdiğin kararlar yanlış da olsa, istel hayatta verdiğin kararlar yolunu açacaktır. İki prodüktörünüz var, Emre Bey, Hazar. Bir de Hazar Bey var. Onlar, hepiniz zaten bir aile gibisiniz. Aynen. Ben senin konserine gelmek için İnşallah. Kapış kapış bilet alacak. 10 binlerin olacağına çok eminim. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Daha sorabileceğim çok soru olurdu ama aslında farklı biraz bir şeyler sordum. Ama söz verdiğim gibi Doğu ne demek? Soy isminin anlamı nedir? Neden bu rap müziğe bakış açın nedir? Bunları sormak istemedim. İyi yaptın abi. Biraz seni tanımak istedim. Ama halen... Tanıyabildiğini düşünüyor musun? Ya bu röportajın aslında çıkacak şey, insanların en çok merak ettiği şey dövmelerinle ilgili olan kısım. İnsanlar çünkü gizemli şeyleri severler. Oradaki sakladığın şeyin ne olduğu hayatın boyunca belki de seni seven insanların görebileceği bir nokta. Belki o gizemde bir soru işareti yaratabilir insanlarda. Belki de akıllarında acaba orada ne dövmesi var deyip merak uyandıracaktır. Belki de. Ben tanıdım. Aslında ben gerçek seni tanıtmak istedim. Aileni biraz kapalı cevaplar versen de insanların senin hakkında yani... daha genel ve seni tanımaları anlamında karakterini çok ipucu var burada. Bence çok izleyin. Aleyna çıktığında da ilk şarkısını duyduğumda bu kıza dikkat edin demiştim. Sen o yolu çoktan açtın ama tekrar Doğu'ya da dikkat edin diyorum. Uzun yıllar aramızda olacak bir star. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.